Akademi Kafa Dingin'e hoş geldiniz. Ben YouTuber hocanız Cemile Eryiğit Argın ve Beyza ile birlikte kümelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ayrık kümeleri ile başlayacağız. Ayrık kümeler kesişimleri boş küme olan kümelerdir. Mesela ailemizdeki bayanlar, anne, babaanne, kız çocuk, baba ve erkek çocuk ailedeki erkeklerdir. Erkekler ve bayanlar kümesinin, ailedeki erkekler ve bayanlar kümesinin kesişimi nedir? Boş kümedir. Dolayısıyla kesişimi boş küme olan her kümeye biz ayrık küme diyoruz. Devam edelim. Evet, verilen kümeleri inceleyelim. Ayrık kümeleri örnekler verelim. Çift doğal sayılar nelerdir bunlar? 0, 2, 4, 6, 8 devam eder, değil mi? Sonsuz bir küme. Tek doğal sayılar Beyza. 1, 3, 5, 7. A ve B nasıl kümeler? Sonsuz. Tamam, sonsuz kümeler de ayrık kümeler diyebilir miyim? Kesişimleri boş küme. Evet diyebiliriz. Ayrık kümeler. Asal sayılar 2, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 9. 11, 13. 9 olmuyor çünkü 9 3'e Ha, bölünüyor. tamam. Evet. Şimdi bakalım. C ve D ayrık kümeler değil. Evet, X öyle ki E kümesini açıyorum. Karesi 10'dan küçük. 0 olur. 1'in karesi 1, 1 olur. Eksi 1'i almayacağım çünkü X eleman doğal sayı diyor. Eksileri alamam. 2'nin karesi 4 olur. 3'ün karesi 9 Olur. olur. Şimdi bakalım. D ile E ayrık mı? Yok değil. Üçler ortak. Tamam. Maalesef. Negatif tam sayılar kümesi. Negatif tam sayılar eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4. Sonsuza kadar gidiyor. Doğal sayılar 0, 1, 2, 3, 4. Z eksi ile N ayrık kümeler. Bir de A ile B ayrık kümeler. Onun dışında Z eksi ile A kümesi ayrık. Bu şekilde örnek verebiliriz. Devam edelim. Verilen küme çiftlerini inceleyelim. Ayrık kümeler ise tik atalım. Çift tam sayılarla tek tam sayılar. Bir sayı hem tek hem de çift olamaz. Dolayısıyla nedir? Ayrık kümelerdir. Sayma sayılarıyla negatif sayılar. Sayma sayıları pozitif 1, 2, 3. Negatif Negatif. sayılar zaten negatif. Dolayısıyla ayrık kümeler. Şuna bakalım. E kümesini ve F kümesini açık açık yazalım. E kümesi karesi 26'dan küçük tam sayılar. O zaman 0, 1, eksi 1, 2, eksi 2, 3, eksi 3, 4, eksi 4. Şöyle düzeltelim. Eksi 3, eksi 4, değil mi? Ha, bir de 5'i alacağız. 5, eksi 5. Çünkü 20, 25 aynen. oluyor. X'in mutlak değeri şöyle x sayısının sıfıra uzaklığı x'in mutlak değeri şudur. X sayısının sıfıra uzaklığı 5'ten büyük olan. Yani şu 5'in içi boş olacak. Çünkü uzaklığı 5'e eşit olmayacak. 5'ten büyük olan sayılar. Dikkat edersek bu tam sayılar eksi 6, eksi 7 devam ediyor. 6, 7 devam ediyor. Bu tam sayılar yani F kümesinin elemanları ile eksi sonsuza gidiyor. Eksi 7, eksi 6, 6, 7, 8. Ortak E ve F kümelerinin ortak hiçbir elemanı Yok. yok. Dolayısıyla E ve F kümeleri ayrık kümelere örnek oluşturuyor. Evet. Birleşim ve kesişim maksimum ve minimum değerlerini bulmaya çalışacağız. A birleşim B, A birleşim B'nin
minimum değerini bulabilmek için iç içe sokuyoruz. A'yı B'nin içine veya B'yi A'nın içine sokuyoruz. Şimdi minimum değerde A B'nin içine girdiği zaman A birleşim B ne olacak? B'ye eşit olacak. Devam edelim. A birleşim B'yi maksimum yapabilmek için o zaman birleşimden tutup kısaca ne yapıyoruz? İki tarafa çekiyoruz. A'nın eleman sayısı ve B'nin eleman sayısı birleşimin eleman sayısına eşit oluyor. Devam edelim. Evet. A birleşim B eleman sayısı olmak üzere A birleşim B kümesinin eleman sayısı en çok kaç olabilir diyor. Şimdi A ve B'ye ayrı kümeler olarak alırsam A'nın eleman sayısı 5 elemanlı. Evet. Şöyle yapalım. A 5 elemanlı olsun. B de 7 elemanlı. Dolayısıyla A birleşim B'nin eleman sayısı ne olur? 5 artı 7'den 12 olur. En az kaç elemanlı derse, en az kaç elemanlı derse büyük kümeyi küçük kümenin içine sokacağım. Şimdi A kümesi 5 elemanlı, B kümesi 7 elemanlı. Hangisi küçük? 5. 5 elemanlı. Yani A kümesi küçük, B kümesinin içine girdi. Birleşim demek hepsi demek. Dolayısıyla S A birleşim B 12. Hayır 12 değil. 12 değil. Birleşim B kaç elemanlı? 7. 7. Birleşimin eleman sayısı 7. Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi A kesişim B'nin maksimum ve minimum değerlerini bulmak istiyoruz. Eğer ben eleman sayısı çok olsun istiyorsam, eleman sayısı az olan kümeyi çok olan kümenin içine sokuyorum. Yani kesişimi birleştirebilmek için kümeleri ne yapıyorum? Birbirine doğru yaklaştırıyorum. Devam edelim. Eğer eleman sayısını bir kesişimin eleman sayısını azaltmak için birbirinden uzaklaştırıyorum. Bu sefer hiç ortak elemanları kalmıyor ve kesişim boş küme oluyor. Devam edelim. Şimdi A 8 elemanlı, B 5 elemanlı. A kesişim B kümesinin eleman sayısı nedir? Şimdi eğer ki ben bunları en çok yapmak istiyorsam birini diğerinin içine sokacağım. Büyük olan kaç elemanlı? 8 elemanlı A. Küçük olan B. Kesişim nedir? Burasıdır. Dolayısıyla A kesişim B, B'ye eşittir. A kesişim B'nin eleman sayısı da 5'tir. En az kaç olabilir diyor. En az o zaman A ile B'yi ayrı kümeler alırım. A kesişim B boş küme olur. A kesişim B'nin de eleman sayısı 0 olur. Ama ayrık olmayan kümeler derse, ayrık olmayan kümeler derse o zaman kesişimde en az bir eleman bırakmanız gerekir arkadaşlar. Bu ayrıntıyı da ayrıca hatırlatalım. Devam edelim. Birleşim kümesinin eleman sayısını şöyle buluyoruz. Bir formülümüz var. A birleşim B'nin eleman sayısı, A'nın eleman sayısı, B'nin eleman sayısıyla topluyoruz, kesişimi çıkartıyoruz. Şimdi şöyle düşünün. Sağ elim A kümesi, sol elim B kümesi. A birleşim B ise şu şekilde. Bakın parmaklarımın olduğu yer iki sefer sayılıyor. Dolayısıyla kesişim kümesi iki sefer sayıldığı için birleşimin eleman sayısını bulabilmek için iki kümenin eleman sayısı toplamından çıkartılıyor. Hemen örneğimize geçelim. Apartmanımızda 25 daire bulunmaktadır. Apartmanımızdaki tüm daireler 3 artı 1 ve 2 artı 1 balkonludur. 2 artı 1 balkonlu daireler 15 ise balkonlu 3 artı 1 dairelerin sayısı kaçtır? Şimdi iki tarz evden bahsediyor. 3 artı 1 A kümesi olsun. 2 artı 1 de B kümesi olsun. 3 artı 1 ile 2 artı 1'in kesişimi var mı? Yok yani ya ev 3 artı 1'dir ya 2 artı 1. Yani iki oda
bir salon ya da 3 oda bir salondur. Dolayısıyla ikisinin kesişimi boş kümedir. Toplam kaç daire var? 25. 2 artı 1, 15 daire. O zaman 3 artı 1'e kaç daire kalır? 25'ten 15 çıkarsa 10 daire kalır. Zor görünen aslında çok basit bir topluma çıkartma sorusu. Evet, ama anlayacaksın işte. Bunlar bu ayrık kümelerdir diyebilirsen evet. 10 sınıfının 17 öğrencisinden 9 tanesi basketbol, 12 tanesi voleybol kursuna gidiyor. 10 sınıfındaki her öğrenci basketbol veya voleybol kursuna gidiyor. Bu ifade çok önemli. Şunun için bu bize kümenin tamamının basketbol veya voleybola gittiğini, yani basketbol veya voleybola gitmeyen hiç kimsenin olmadığını gösterir. Yani ya basketbola, ya voleybola ya da her ikisine gidiyor. Evet, şimdi sınıfta 17 öğrenci varmış. Yani bu demek ki birleşim 17. 9 tanesi basketbola 9 gidiyormuş. 9 tanesi basketbola gidiyormuş. 12'si de voleybola. 12 tanesi voleybola gidiyormuş. Şimdi bunlar hiç ortak, yani bir kişi iki kursa gitmeseydi 12 ile 9'u toplardım. Ne yapardı? 21 yapardı. 21 yerine ne yapıyor? 17. Dolayısıyla bu fark nereden geliyor? 4 kesişim tane kümesinden. Yani her iki kursa giden öğrenciden geliyor. 21'den de 17'yi çıkartırsam 4 kişi her iki kursa gider arkadaşlar. Yukarıda A eksi B ve B eksi A kümeleri gösterilmiştir. A eksi B, B eksi A ve A kesişim B kümelerinin alt küme sayıları sırasıyla 16, 32 ve 4'tür. A birleşim B'nin eleman sayısını soruyor. Şimdi dikkat ederseniz 1, 2, 3 bölme var ve 3 bölmenin eleman sayılarını toplarsam ben aslında A birleşim B'nin eleman sayısını bulmuş olurum. Yani aslında şöyle yazabilirim. S, A birleşim B eşittir S A eksi B artı S B eksi A artı S A kesişim B. Şimdi A eksi B'nin alt küme sayısı 16'ymış. O zaman 16 2 üzeri 4'tür. Dolayısıyla A eksi B kümesinin 4 elemanı vardır. Burası tamam mı? Tamam. Tamam. Şimdi geldik 32'ye. 32, 2 üzeri 5'tir. O zaman B eksi A kümesinin 5 elemanı vardır. Devam ediyorum. Sıra geldi A kesişim B'ye. 4 eşittir 2'nin karesi. O zaman A kesişim B 2 elemanlıdır. Şimdi bulduklarımı yerine koyuyorum. Kesişim 2 elemanlı. A eksi B 4 elemanlı. B eksi A 5 elemanlı. O zaman A birleşim B 4 artı 5 artı 2'den 11 elemanlı olarak bulunur. İspanyolca ve Fransızca konuşan turistlerin bulunduğu 36 kişilik bir grup. Hemen ne yapalım? Bir küme çizelim. Burası İspanyolca, burası da Fransızca kümesi olsun. Sadece İspanyolca konuşanlar her iki dili konuşanların 5 katı. Fransızca konuşanlar her iki dili konuşanların 3 katı. Her iki dili konuşanlar problemin odak noktasında. Yani şuraya her iki dili konuşanlara ne diyelim? X diyelim. Şimdi tekrar soruya dönüyorum. Sadece İspanyolca konuşanlar. Yani şurası. Şurası İspanyolca konuşur ama Fransızca konuşamaz. Bunun 5 katıymış. Burası neymiş? 5x. Sonra sadece Fransızca konuşanlar. Yani şurası 3x'miş. 3 katıymış. Hepsinin toplamı 36 kişi yapıyor. O zaman ben x'i bulurum. 5x artı x artı 3x 9x evet. Eşittir 36. X eşittir 9x eşittir 36. X eşittir 4. Şimdi her iki dili konuşan kaç kişi vardır? 4 kişi. Çünkü x dedik biz her iki dili konuşan. Sadece İspanyolca konuşan 5x. 5x çarpı 5 kere 4, 20. Fransızca konuşabilen. Fransızca konuşabilen. Bir 12. Şurası x, burası 3x.
Yani 4x eşittir 4 kere 4, 16 kişi vardır. Bunda niye 5 çarpı 4 dedik de bunda 4 çarpı 4 dedik? İspanyolca'da da bu vardı. Bir dakika, ama burada sadece diyor İspanyolca konuşan. 5x burası sadece İspanyolca konuşan. Burada sadece İspanyolca, Fransızcanın dışında. Tamam. Hadi bakalım. 3'e veya 7'ye tam bölünebilen iki basamaklı kaç doğal sayı vardır diyor. Şimdi 3'e bölünebilenleri alacağız. 7'ye bölünebilenleri alacağız. Şöyle düşün. 3'e bölünebilenlerin kümesi A kümesi. 3'e bölünür. B kümesi de 7'ye bölünür. Tamam mı? Bir de her ikisine bölünenler var. Dolayısıyla 3'e bölünen, 7'ye bölünen ve 3 kere 7, 21'e bölünenleri hesaplamamız gerekiyor. Şimdi iki basamaklı, en büyük iki basamaklı sayı 99'dur. Evet. O yüzden 99'u alıyorum, ben 3'e böleceğim. 99, yani 3'e bölünenleri bulabilmek için 3'e böleceğim. Ne yapar? 66. 33. 33. Şimdi 33 tane, ama mesela 3 var, 6 var, 9 var. 3 tanesi yok. Yani 2 basamaklı değil. Dolayısıyla buradan ne olacak? 30 tane gelecek. Tamam. 30 tane 2 basamaklı 3'e bölünen sayı var. Sonra 99'u 7'ye böleceğim. 1 kere var 7, 29, 4 kere 7, 28, 14 tane de 7'ye bölünen var ama 7 yok. Dolayısıyla buradan 13 tane var. Tamam. Bir de her ikisine bölünenleri bulalım. O zaman onu bulabilmek için hem 3'e hem de 7'ye bölünen 3 kere 7 21'e tam bölünür. 21'e böleceğim. 4 kere verelim. Hani 20 gibi düşünürsem 90'da 4. 20 kere 4 80 yapar. Yaklaşık olarak hesaplayabilirsin. 4 84 ne yapar? 5 15 15 21'den küçüktür. 4 tane de ortak var. Tamam. Şimdi formülden yapabiliriz. Birinci yol formül. SA birleşim B 33'e bölünen 30. 7'ye bölünen 13. 21 zaten iki basamaklı olduğu için buradan atacağımız sayı yok. Eksi 4. Ne yapar? 43 eksi 4'ten 39 adet yapar. Evet. Kaç tam sayı vardır diyor. Şimdi 39 tane doğal sayı vardır. Tam sayı dediği zaman mesela diyelim 14 7'ye bölünür. Ya da 21 hem 3'e hem 7'ye bölünür. Tam sayı deyince eksi 14, eksi 21'i de alacağız. Dolayısıyla 39 pozitif, 39 da negatif sayı vardır. Dolayısıyla toplarsak 80'den 2 eksik 78 tam sayı vardır. A kesişim, B birleşim, C. Şimdi kesişimi birleşime veya birleşimi kesişime şöyle dağıtıyorum. Kesişim dışarıda içeriye giriyor ve iki parantez açıyorsun. Birleşim içeride dışarıya çıkıyor. A'ları dağıtıyorsun B ve C üzerine. Kesişim birleşim üzerine dağılabiliyor. Birleşim de kesişim üzerine dağılabiliyor. Çarpmanın toplama ve çıkarma üzerine dağılma özelliğine benziyor. Devam edelim. Evet, şimdi benden bu kümeyi istiyor. Ben B'yi de bilmiyorum, C'yi de bilmiyorum. Ama A kesişim B'yi biliyorum. O zaman ne yapalım? Şunu dağıtalım. A kesişim B. A kesişim C. Parantezlerimi açtım. İçeride ne var? Birleşim. Ne yapıyorum? Birleştiriyorum. A kesişim B belli. 3, 5, 7. Birleştir. A kesişim C de belli. 2, 4, 6. Hepsini birleştiriyorum. 2, 3, 4,
5, 6. 5, 6 ve 7. Evet, 11F sınıfındaki sarışın mavi gözlü öğrenciler 5 kişi, sarışın kahverengi gözlü öğrenciler 7 kişi. Şimdi bu soruda şuna dikkat edeceğiz. Eğer grup varsa hem sarışın mavi göz, yani sarışınlıkla mavi gözlük farklı değerlendirmeler. Kesinlikle tablo yapmak zorundayız. Şimdi sarışın, sarışın olmayan, mavi gözlü ve kahverengi gözlü bir tablo oluşturuyorum. Şimdi ne diyor bana? Sarışın mavi gözlü öğrenciler 5 kişi. Sarışın mavi gözlü, sarışın mavi gözlü 5 kişi. Sarışın kahverengi gözlü, kahverengi gözlü, sarışın kahverengi gözlü 7 kişi. İse sınıftaki sarışın mavi veya kahverengi gözlü kızlar, sarışın mavi veya kahverengi, şu ikisinin nesidir? Toplamadır. Dolayısıyla cevap 12'dir. Evet. 3 kümenin birleşimini şöyle yapıyoruz. A, B ve C kümelerin eleman sayılarını topluyoruz. Çiftli kesişimleri çıkartıyoruz. Üçlü kesişimi topluyoruz. Topla, çıkart, topla. Hadi bakalım. Evet. Şimdi 12A sınıfı ile ilgili bir soru yapacağız. Ne diyor? En az birini seçmek zorundadır A, B, C derslerinden. A veya A ve C dersini seçen 6 kişi. V demek kesişim demektir. O zaman A kesişim C'nin eleman sayısı nedir? 6. A ve B dersini seçenler A kesişim B 8, B ve C, B ve C nedir? 5. A dersini seçenler 16, B dersini seçenler 12, C dersini seçenler 17. Her 3 dersi seçen öğrenci olmadığına göre, yani A kesişim, B kesişim, C yok. Sıfır, boş küme, yani sıfır eleman. Birleşimin eleman sayısını soruyor. Birleşimin eleman sayısında ne yapıyordum? Teklileri topluyordum. Ne yapar? 14, 19. Bunları da toplayalım. Teklileri de toplayalım. Evet. 15, 5, 1, 8, 15, 45. Evet, 45. Şimdi ne yapıyordum? Teklileri topluyordum, çiftlileri çıkartıyordum. O zaman S, A birleşim B. 45 eksi 19 artı 0. 20 çıksa 25 kalır. 26 kişidir. Bir saniye. A birleşim, B birleşim, C. Yani A birleşim, B birleşim, C sınıfı. 12A sınıfı 26 kişidir arkadaşlar. Devam edelim. 11B sınıfında 9 öğrenci hariç tüm öğrenciler İngilizce, tarih veya matematik dersini en az birinden zayıf almıştır. Evet, demek ki 9 kişi zayıf almamış. 11B sınıfında 5 kişi İngilizce, 7 kişi tarih ve 8 kişi matematik dersinden geçer not almamıştır. O zaman İngilizce'den 5 kişi kalmış. Değil mi? Evet. İngilizceden kalanlar 5 kişi. Tarihten kalanlar 7 kişi. Matematikte 8. Matematikten kalanlar da 8 kişi. 28 kişilik bu sınıfta 2 kişi her 3 dersten zayıf aldığına göre. Şimdi İngilizceden, tarihten ve matematikten 2 kişi zayıf almış. Şimdi şöyle yapalım. 9 kişi dışarıda, yani matematikten, tarihten veya İngilizceden zayıf almamış. O zaman bu üçünün birleşimine matematik birleşim, tarih birleşim, İngilizceye ne kalır? 28 kişi var. 28'den 9 çıkartırsam 19 kişi kalır. Yani
Şurası birleşim kümesi kaç elemanlı? 19 elemanlı. Ne yapıyordum? Bunu bulmak için teklileri topluyordum. Diğerlerini de topluyordum. Çiftlileri çıkartıyordum. S İngilizce, İngilizce, tarih, matematik, eksi. Şuraya çiftli kesişim yazalım. Tamam mı? Artı İngilizce, tarih, bir dakika. İngilizce, tarih ve matematikten kalanlar ki onlar da iki kişi. Değil mi? Evet. Şunların toplamı belli. Toplayalım. 15, 20 kişi. Şuranın toplamı 20. Eksi 18. İki dersen zayıf olan kaç öğrenci vardır? Şimdi burayı da bulalım. X diyelim. X diyelim ona. Karşıya atıyoruz bunları. 22 eksi 19. Evet. 3. X eşittir 3. Bir dakika. X'i bu tarafa alalım. Artı olsun. 22 eksi 19. X eşittir 3. 3. Evet. Cevabımız 3. Fakat şuna dikkat edeceğiz. Sadece diyor 2 dersten zayıf alanlar. Yani ikili kesişimlerde üçlü kesişim de var. Dolayısıyla 3'ten 2'yi çıkartacağız. Doğru cevabımız 1'dir arkadaşlar. Evet, kümelerle ilgili problemler çözdük. Kesişim ve birleşim eleman sayılarını bulduk. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.